Herkese merhaba. Herkese merhaba. Saat 12'ye geliyor. Erken uyanmama rağmen geç kalktım. Bugün cuma. Blue cumartesi paylaşıp Blue cuma çekmekte. Gerçek bir tembel işi. Ama bu hafta böyle oldu maalesef. Şimdi niye evdeyim ya? Ben normalde hep stüdyoda olurum. Bugün evdeyim. Neden böyle bir şey yaptım? Tatil mi? Tatil değil. Sadece Hazar'ın YÖKŞ'le İzmir konserini fırsat bilip ben de Perşembe gününü evde geçirdim. Sanıyorum %90 oranında falan eve yerleştim artık. Bu evde ikinci senemin başındayım. Hızlı bir sene geçirdim. Bu bir sene içinde birçok şey oldu falan ama eve yerleşme bunlar arasında yer almadı. Hala koli falan vardı yani evde. Kule de sağ olsun. Normalde cumartesi veya pazar çalışmıyor. Bu aralar çok yoğun olduğu için pazar belki çalışmıyor. O da pazar gününü Perşembe'ye alıp bana yardımcı oldu. Mutfağı istediğim hale sonunda getirdim. Birazdan gösteririm. Raflar maflar. Çok da bir şey yok tabii de. Çok yüksek ve boş duvarlar olunca içimdeki beyaz yaka işini bırakıp kafe açan o işletmeci ruhu bir anda buralara bir şeyler koyabilirim falan oluyor. Onları tatmin etmem gerekiyordu. Onları tatmin ettim. Büyük ölçüde. Toparlanıp stüdyoya gideceğiz. Memocuğum, seni özlemişlerdir. Bir merhaba demek ister misin insanlara? Bir iki gün falan Hazar sistemden çıkmış oldu. Ben de bu zamanı uzun zamandır planladığım bu mutfağa ayırdım. Bütün bu rafları, bu düzenlemeyi yaptık. Fakat şöyle bir problem var. Evde gündüz durunca evin ne kadar kirli olduğunu fark ediyorsun. Ve evin maintenance'ı hiç bitmiyormuş. Bunu görüyorum. Yani şimdi mesela süpürge yapma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü Memo'cuğumun gezmeyi çok sevdiği favori yerlerini ve genel günlük rutinini falan görebiliyorum yani yerlerde. Şimdi bir süpürge, hızlıca bir süpürge yapıp sanıyorum öyle çıkacağım. Gece eve geç geldiğim için bunları görmüyorum ama ah, ev ne kadar huzurlu falan diyorum ama bunda yaşıyorsam ben biraz dert var burada yani. Ben bunu bir halledeyim. Dünyanın en iyi kablo toplama sistemi değilse nedir? Yani keşke enstrüman kablolarımızı da böyle tek tuşla diye toplayabilsek. Hatta onu toplarken bir tane de bir bez tutarız şeye, kabloya. Böylece kabloyu temizlemiş de oluruz. Böyle inanılmaz minik planlarla stüdyoculuğu ve müzisyenliği çok daha kolay bir hale getireceğim. Böyle daha hızlı sololar çalmak için fırsat bulacağım. Bu çanta Hazar'ın ortaokulda kullandığı çanta. Belki lisede de kullanmıştır. Şu an ben kullanıyorum. Mükemmel değil mi? Ve Hazar'ın neredeyse 30 yaşına geldiğini düşünürsek neler yaşadığını artık ne siz sorun ne ben anlatayım. Zaten acayip eski. Hatta bohça gibi olduğu için içerisine şöyle bir sert mukavva parçası koydum ki sanki 300 liralık bir çantaymış gibi olsun diye. Böylece her şeyimi taşıyabiliyorum. Evet, evi toparladık. Duşumuzu aldık. Kedimizi sevdik. Mamasını, suyunu eksik etmedik. Şimdi artık stüdyomuza gidip bilgisayarımızı kırıp size demosu tamamen bitti diyebileceğim parçamın solosundan bir deneme dinletisi yapabilirim diye düşünüyorum. Aslında bugün stüdyoya gitmem çok şart değil. Evde hem işlerim var, hem Hazar geç gelecek bu gece. Yani bu gece artık stüdyoda herhangi bir plan programı yapmayacağız. Dolayısıyla aslında bugün ben evdeki işlerimi toparlayıp yani vlog çekip vlogu editleyip falan günü bitirebiliyorum. Ama dedim ki böyle olmaz. Yani heyecanlı bir solo kaydı yaptıktan sonra bunu paylaşmak lazım. Şimdi toparlanıyorum ve her şeyimi aldığıma emin olduktan sonra da çıkıyorum. Evet, geldim. Hemen projeyi açalım o zaman. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk canım. Şimdi solo mu dinleyeceğiz? Dinleyelim. Solo. Solom solom. Solo. Hadi. Hadi bakalım. Çocuklar buyursunlar. We'll be right back.
Nasıl kardeşim, nasıl? Nasıl? Beğendim bir mi? Bir fusion nedir? İki, niye yapılır? Niye yapılır? Fusion nedir? Sakin ya tamam. Kardeşim, bir daha dinle diyor hemen değil mi? Bir daha dinleyin. Bu kadar fusion şeyi de var ya, CERN'de var. Siktir. Şimdi bunu demo'yu baştan çalmam lazım tabii. Bu hala parçanın demo hali. Kendime iş çıkardım. Yazarken düşüneceksin. Ben sana soruyorum yazarken. Diyorum ki bunları çalacağını düşünmüyor musun diyorum. Neyse ki canlı olmuyor. Konser falan olmuyor. Yoksa belki olursa dertleneceğiz yani hep beraber. Olursa dertleneceğiz. Böyle duracağız yani. Güneş bu aralar pek stresli değil mi? Aynen. Çalışıyor falan. Kim yazmış bunları? Neyse umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Parçanın gitar solosu bu minimalde bir şey olacak. Yani bir şeyler değişir, eklenir, çıkar. Çok emin değilim ama şu an yaptığım hali ve karar vermiş bulunduğum hali böyle. Ses falan nasıl geldi kamera bilmiyorum. Kameradan çekmemin de bir nedeni var. Yani paylaşmış olmayayım diye en azından kamera sesiyle falan idareten. Gerçek nerdler için gitar tonu ve solosu diye böyle bir paylaşımda bulundum. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Çok rica şey oldu değil mi? Kanal bir anda çok ciddi. Hayır, rica ederim. Parçanın sonuna doğru içime çok sinmeyen böyle bir yer var. Daha ilk demo halindeyken yaptığım falan bir kısımda o. Onun bir melodilerini baştan belki bu yeni tonla falan bir çalıp kendimi deneyeceğim. Penalar düşüyor. Belki tam içime sinecek bir hale getiririm o zaman. Her şey çok daha keyifli olur. Ve Azar geldi. Yeah, yeah, Azar. Yeah, 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 yeah. Anlayanlar yazsın. Hala parçanın sonuyla ilgili o içime sinmeyen yerle uğraşmaç peşindeyim. Belki Azar'dan biraz destek alabilirim diye düşünüyorum. Bakarız. Öyle mi? Tamam. Bol kepçe yemek yapan bir anne gibisin ya. Margarin atıyor, tereyağı. Margarin koyuyor ve nohut yemeği geliyor ve bu kadar. Son bitiriş. Şey var ya. Son bitiriş. Bekliyor. Evet. Güzel. Şey, ben çok güzel. Yani demin yaptığım bir bebek ağlamasıydı ama. Deneyim. Şey, şu kısımda sanırım ikinci notanı deforme yapmamak lazım. İlkinin deformasyonu çok deformasyon falan. Deformasyon. Cümleler böyle. Sizi bozuyor abi. Ortopedistim ben, müzisyen değil. SDL'e Fatih Ahmet gelecek şimdi gitar alıp gidecek. Hayır sadece gidiyorum. Ben orada kırıyorum ama değil mi? Sen böyle. Alt yapı tabii biraz düşük geliyor bana. Minik minik şeyler. Biraz derinlik alabilir miyim? Mazeretler biraz derinlik alabilir miyim? Recurt alabilir miyim? Recurt var mı? Yani yarından veriyorum kendime o yüzden. Baya kötü. Niye abi? Ama bunu şeyde yapabilirsin ya. Normal düz çalıp. Mesela iki alternatif. Şu an grubun logosu okunmamaya başladı. Evet. Biz. Bunu buraya koymuşsun ya. Şey gibi sanki uzaydan teserak düşmüş. Şey, Aksifix mi? Aynen. Etrafında böyle bariyerler çekmiş. Kimse kaldırmıyor yerini. Şey, çadır kurmuş zaten. Çadır kurmuş. İnceliyorlar. Kulaklıkları hala yok o yüzden. Azar yeni İstanbul'dan geldi. Hemen böyle bir tiz gitar solosu kaydına geldi. Biz bunu niye yapıyoruz abi şu an? İstanbul'dan geldi. Ay İzmir'den geldi. Ben hala İzmirliyim. Müzik de oğlum manyak mıyız biz? Yani çok az sonuna kadar gelmişsin parça yaparız ya. Şunu o zaman hemen kaydedelim hadi. Hadi.
kaydolamadık, kaydedemedik. Kaydedemedik, kaydedemedik ya. Tamam, demo için yeterli. Çok kanal ya. 1000 kanal. Güzel bağlamadın. Güzel oldu. Kabloya bastım. Tüm rookie'likleri aynı anda yaptım ya. Bir de böyle bir... Hem de hemen klavye standı pıf diye düşsün böyle. Ses gelmiyor, ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Ayağımın altında kablo belirdi bir anda. Şimdi o içime sinmeyen yere böyle biraz daha slide-vari bir gitarla bir şeyler denedik. Bakacağız kayıt zamanı geldiğinde karar verir Hazar'la Gönenç. Şu an uğraşmayacağız. Zaten çocuk yorgun. Benim de üstümden tren geçmiş gibi evin hareketlerini yapmak. Ama tabii ki bir Hazar kadar olamam çünkü. Bakar mısınız? Bir it gibi su içiyordu. Yalaktan su içti. Evet çocuklar. Kayaltı kardeşler birbirlerinden uzakta değişik şeyler yaptılar. Gönenç biraz daha bireysel takıldı. Hazar biraz daha sosyal ortamları fetheden kişi oldu. Ama eninde sonunda ne yaptılar? Kayaltı bros. Kekçi dükkanına döndüler. O zaman takip falan edilsin. Gerçi bu videoyu izleyen de takip ediyordur ya. Artık değil mi yani, bu eskide kalmıştır bu. Abi, smash işte, that like button falan. Bence olay biraz like'ta. Biraz like'lasanıza ya. Arkadaşlarınızı falan şey yapın. Ya like'laması için gönderin sadece gerekirse ya. Yani o böyle bu işi böyle oynuyor. Sonra ileride kanal büyüyormuş. Millet de diyormuş ki gören çok millete sadece like'ladığım için göndere göndere kanal yaptı. Vallahi ne kadar rahat ha. Hobileri işleri, hobileri işleri. Hadi gidiyoruz. O zaman oradan bas sen. Gitmeyeyim abi. Kıs abi oraya. Hadi gidelim. Oh. Ya bir de ben çok üst almışım ya. İzmir'e gittiğimi unutmuşum. Artvin'e gidiyormuş gibi bunu almışım. Bunu almışım. Bu var. Böyle gitmişim abi. Merhaba ben geldim diye bir gittim. 5 derece ama böyle sıcaktan titriyorum falan ya. Böyle bir hızlı bırakacak mısın? Hadi oğlum gidelim, ne yapıyorsun, niye dolaşıyorsun? Çekiyorsun diye ben de sen geliyorum. Sen hareket yapıyorsun diye çekiyorum seni. Rimba. Yorgunluk kafası abi. Hadi. Hadi. Tamam dur. Hadi dedim sana.